Hadi ben kaçtığından günaydın. Güzel bir cumartesi sabahı ve kısa bir tur yapmak için Seçkin'le buluşmaya iniyorum. Yalıkava Turgut Reis yapacağız. Bu benim ilk videomu çektiğim rotanın hemen hemen aynısı olacak. Ama yanımda bu sefer Seçkin olacak. Karahisar Kalesi. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi. Hoş geldin. Karahisar. Hakikaten çok güzel bir şey. İstanbul'da böylesini yemedim yani. Değil mi? Bir de İstanbul'dakiler biraz böyle mideme dokunuyor. Onların mayası artık. Eski İstanbul simidi yok ki. Ya eski İstanbul simidi yok ki. Ben eski ben Ahmet değilim yani. Yok çünkü öyle bir pekmezi pekmez değil. Şuruplaştırıyorlar, bir şey yapıyorlar. Zaten hamuru iyice berbat. Yüzüne dokunması çok normal yani. İnsanların oturabildiği, ondan sonra şey yaptığı, yarış izlediği falan böyle, televizyon açık kocaman. Hani bizde at yarışı izler, orada bisiklet yarışı izliyorlar. Ondan sonra kafe zaten, yani Rafa'ların iki mağazası da böyle kapadım, kafe modunda. Bir sene falan oldu. Bizim İstanbul'dan buraya gelirken, ekibin içinde şey vardı, Alperen vardı. Belki bahsetmişimdir. İsmini hatırlıyorum. Alperen bir ara niyetlendi. Hani Bodrum'da bir bike shop açayım ama hani buluşma noktası olsun, aynı zamanda kafe olsun. Ama daha sonra olmadı. Çok da yakışırdı yani Bodrum'a böyle bir şey, aslında güzel olurdu. Ladan gel hamla gelin, yayladan kesme ümidi. Senin Misti artık Musti'den Misti'ye döndü galiba. Misti kaldı galiba değil mi? Ben sordum geçen sefer, geçen hafta Nezih abiye. Nasıl dedim Misti'li hayat? Valla güzel dedi, çok arsız dedi, çok şey dedi. Kedi işte. Bir kedinin ismini değiştirdiğinde... Kaldı dedim. Evet yani galiba aslında sahiplenmek istiyordu ve sahiplendi. Böyle sahiplendi dedim. Tabi tabi, yani çok belli ya Misti'den Misti'ye döndü aynı. Misti. Ama daha güzel oldu. Misti yakıştı. Doğru. Daha oturdu. Oturdu. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Bunu hep yol üstünden geçerken gördüğümüz bir ev bu. Bitmiş. Evet, evet, artık çöküyor. Dökülüyor ev yani. Ama güzel evmiş değil mi? Yani şurası falan, şöminesi falan çok güzelmiş. Baksana yani, burada lavaboyu görüyor musun? Bir şey söyleyeyim, satsalar alırım yani bu haliyle. İzole olmuş vaziyette, çok güzel. Bak tuvaleti de orası. Evet, tuvalet orada. Şurası kümesiymiş. Bademi şey yapıyor ya, tozlanmasına yardımcı oluyor. Evet. Arı olmayınca tozlanmıyor. Ve yağmurda uçmuyormuş normalde arılar. Artı işte hava sıcaklığı 10 derecenin altına indiğinde de arılar çalışmıyormuş. Şimdi bir tane... Evet. Bir arı türü varmış. Bodos mu? Böyle tuhaf bir ismi var. O arı yağmurda da çalışıyor. Var. Evet. Bu denemek için bu sene şey, onlardan kurmuşlar badem bahçesine. O arılardan getirmişler. Evet, böyle 8-10 kovan koymuşlar. Özgü'yü karşılamaya gidiyoruz. Bize eğlence çekti. Seçkin'le harika kısa bir tur yaptık ve hızlı bitirdik çünkü İstanbul'dan Özge geliyor, şimdi onu karşılamaya gidiyoruz. Yayladan gel hamla gelin, yayladan kesme ümidini Kadir, evlada Kadir. Evet abi, şöyle bir rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Estağfurullah. Yani çok böyle ben de istemiyorum, et ete göt göte derler yani ama... Olsun, bereket ya, berekettir. Hayır abi, bereket de yani çok iş oluyor yani. İnsanlar beklemiş, yoldan zaten almadım da yani, insanlar beklemiş, şimdi almasan da olmaz değil mi? Doğru. Hayırlı günler, görüşürüz. Çok teşekkür abi. Ediyorum, güle güle. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Merhaba. Bir kavuşma anı olsun. Ne haber? İyidir. Hoş geldin. Aa, aynı olacaktık. Ayy!
Balık mı ha? İki gün önce koyduğun var ya. Evet ya. Ay. Ya yani. Değişik yapayım dedim biraz da. Mavi boyadım. Sonra dedim ki bu balık olduğuna göre biraz da şey yapayım hani. Çok güzel oldu. Çok. Ne yapıyorsun sen? Ay göreyim kaşını gözünü. Hayır. Biz herkes akşam geliyorum canım. Buluşuruz. Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Bye bye. Tam şey diyeceğim. Geldim telefondaydın gittim. Ama neden gittin? Kapatma. Sonra şöyle dedi. Ben dedi denize gireceğim demeye utanıyorum dedi. Mayomu aldım dedi. İnsanlar dedi denizin soğuk olmadığını dedi. Anlatamıyorum dedi. Ay dedim çok sevindim. Ben de gireceğim ama siz giriyorken ben zaten hani her gün gireceğim artık. Tabii canım deniz soğuk değil. Ben yıllardır her mevsim girerim dedi kadın. Bak 75 yaşında. Nerede kalacağım? Gümüşlük. Ne işin var? Arızaların arasında dedi. Bodrum içinde gümüş arızalar yeri olarak mı geçiyor? Niye? Ne konuda arıza? Daha böyle Cihangir tayfasında falan öyle bir yer olmaya başladı. Hani daha sen ben gibi yani. Gönlüme yaz getirmeye geldim. Zeki Müren yazdım. Ha güzel. Ay May Kumay, Türkan Şoray diye de bir şey vardı. Ne var? Oynar mıydınız? Ay May Kumay. Siz oynamaz mıydınız? Böyle bir şey yapardık. Ay May Kumay. Ya da şöyle açardık. He. Ay May Kumay, Türkan Şoray. Kâkülü oynana tökülür, gelir tökülür, gelir. Kâkülü oynana tökülür, gelir tökülür, gelir. Şimdi Gümüşlük sahili iniyoruz. Bugün karşıladığımız Özge'nin gelişini kutlayacağız. İki günlüğüne Bodrum'a geldi. Bir de rakı içelim diyoruz. Gerçi karnımızı biraz doyurduk çünkü çok açtık. Yayladan gel hanlı gelin, yayladan kesme ümidini. Yavaş yavaş şu şöyle mi olsa, bu böyle mi olsa. En son işte kendimce böyle bir ay daha düzelemezsem diye böyle evde oturuyorum. Yok ya şu yanlış filan. İnsan öyle takıyor bir şeyi. En son o bara ayak taktırmaya karar verdik. Tabureyle barı aynı anda gördük. Adam o iyi fikir dedi, taktı. Babam da şey dedi, yani içimden bir ses, eşyaları çok güzel yaptın. Bizim köy evine uyacak modüler azalttın da belki dedi 1,5 yılda taşınırsın. Ben artık evlenerek taşınacağım. Karar verdim, 2017'de evleniyorum dedi. O ama kaç yıl önce bana şey demişti, seni istemeye gelecekler mi? Gelirler. Peki ben yırtık çorap giyeyim mi? Ver elini. Hoş geldin yeni yıl. O zaman dikelim de. Şimdi de tüyü atlayalım. Aşka içersek ayarım bozulur. Şimdi içiyoruz. Aşka içiyoruz. Aşka geldi. Doğum kokusu var değil mi? Kaktan mı geldi onu anlamaya çalıştım. Sabah zaten kokuyordu. Evet bana da geldi.